Canım, uyumadın mı yoksa sen hiç? Ne üzme kendini artık bu kadar. Sen elinden geleni yaptın. Yaptın, son sözü de Kerem söyledi. Gonca, o Kerem değil ki. O Kerem değil, başka biri. Onu bu hale ben getirdim. Güzelim, sen ne yaptın ki? İşte hepsi benim suçum, her şey benim suçum. Ben Kerem'in kalbinin sesini susturmasına sebep oldum. Bir insan daha kötü ne yapılabilir ki? Ya biliyorum, Kerem beni sevdi halde gidip Ceyda ile evlenecek. Yüklenme artık kendine. Zaten durup kendimi acıyacak halim yok. Bir şey mi planladın? Ben Kerem'e her şeyi yeniden hatırlatacağım. Aşkın ne kadar vazgeçilmez, ne kadar mükemmel olduğunu, aşktan vazgeçmemek gerektiğini, aşkın her şeyden üstün olduğunu hatırlatacağım. İşte benim inadımdan da, huysuzluklarımdan da, Kerem'in de bir şey yoktu ki aslında. Ya sen aşıksın ya, aşıksın ya. İşte bu yüzden ben vazgeçmeyeceğim. Kerem'in kalbinin sesini duymasını sağlayacağım. Nasıl? Ben nasıl duyduysam öyle. Bitirelim mi artık? Tamam, kestik. Benim kırgın. Kendini her şeye kapatmış, kalbimi cız ettirmişti. Ben de aynısını yapacağım. Biliyorum Kerem de beni bir kere öperse her şeyinden hatırlayacak. Ama bu sefer masallardaki gibi olmayacak. Prenses prens öperek uyandıracak. Canım belki de yani doğru olan şey vazgeçmektir. Baksana Kerem Ceyda ile evlenecek. Deme Gonca, deme. Biliyorum zaten aklımın içinde sürekli Ceyda var. Of. Sen beni iyice korkutmaya başladın ha. Korkma korkma. Aşığım sadece. Canım emin misin ya? Bak bu kadar uğraşıp da iyi bir sonuç alamazsak yıkılırsın. Ben eminim Gonca, ne yapayım böyle elim kolum bağlı oturup bekleyeyim mi? O zaman biz de sana sonuna kadar destek olacağız değil mi Volkan? Yani evet de işte şu Kerem'e Ceyda'yı kötüleme kısmı biraz riskli. Yani Kerem erkenden çakarsa yine bu olay bana patlar, ben size söyleyeyim. Sana kimse Ceyda'yı Kerem'e kötüle demiyor ki. Ceyda'nın nasıl biri olduğunu Kerem'e hatırlat istiyorum. Yani evet, çaktırmadan yapmak bizim işimiz. Yaparım yaparım ama işte Kerem bu ara biraz sinirli. Neyse ya, halledeceğim halledeceğim. Zaten bu evlilik saçmalığına da katlanamam. Aferin benim aşkıma. Buran haber. Ceyda ile ilgili konuşmaya geldiysen kendini hiç boşuna yorma. Sana da dert anlatacak durumda değilim. Yok. Yani niye konuşayım ki kardeşim? Yetişkin adamsın. İstediğinle takılırsın, istediğinle nişanlanırsın, istediğinle evlenirsin. Bize ne canım bundan? Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Evet. Yani hem Ceyda tanıdık bir kız. Yani ben liseden beri tanıyorum kızı. Sen ta kreşten beri tanıyorsun. İstikrar var. Ya bunu hatırlıyor musun? Seni şu ya 15. ya da 16. yaş gününü kutluyorduk. Bir tane sarışın Melis vardı. Sana aşıktı hani. Ceyda onu alıp o gün depoya kilitlemişti. Sonra kızı bir gün sonra bulmuştuk. Ceyda şey diyordu. Ya şaka yaptım diyordu ama biliyordu konuk kıskançlık olduğunu. Yapmıştı öyle bir şey değil mi? Oo, daha neler yaptı. Hatırlıyor musun? Lise bittiğinde senin üniversite tercihlerini bulmuştu. Aynısını yapmıştı. Ha? Ayrı kalmayın diye. Aa, bak aklıma ne geldi. Sen Keloğlan masalını seviyorsun diye saçlarını kazıtmaya kalkmıştı da öğretmenler tutmuştu, hatırlıyor musun? Hey Allah'ım ya. Neyse tamam, sus. Burası hazır. İşlem tamam. Tamam. Kız, saçın başın nasıl? Harika, süper yanıyorsun ya. Alev alevsin, ışıldıyorsun, parlıyorsun, muhteşem. Biliyorum tatlım, her zamanki halim. Ama işte ne yaptıysa bak benim için yapmış değil mi? Benim için yapmış. Yani evet ama biraz da manyaklık payı var Buracığım şimdi yani. Ben her ihtimale karşı saatimi kuracağım, geceleri seni arayacağım. Bunu diyeceğim, iyi misin, hayatta mısın? Belli olmaz. Aa! Ayşe! Ben gideyim Buracığım, ararlar beni.
Görüşürüz Ayşe. E girsene Ayşe. E sen demiştin ya kapıyı çalmadan girmeyin. Belki müsait değilimdir diye. Buyur gel. Atölyeyle ilgili son durumları raporladım. Bakmak istersin diye düşündüm. Ha ayrıca dün geceden sonra fikrim değişmedi. Niye değişsin ki? Bu iş. Tabii. Aa dur. Orada gözünden kaçırabileceğim bir şey olabilir. Çünkü beni yönlendirmen lazım. Ben de o yönde ilerleyeceğim. Feyza'cığım şu müşteriden geri dönüş oldu mu? Oldu Ceyda Hanım. Maili hazırlayıp size döneceğim. Ama sabahtan beri bekliyorum ben. Yani bir dakika ortadan kayboluyorum. İşler sarpa sarıyor. Bugün bitsin bunlar. Çalışıyorum Ceyda Hanım. Bak şurası çok önemli. Hmm. Anladım. Hepsini gayet iyi anladım. Hmm. Sorun yok gibi duruyor. Bence makul. Gayet iyi. Buyur. Ya bu kadar diyorsun. Sorun yoksa... Özür dilerim. Önemli değil. Ne oluyor burada? Ceyda, ben de seni çağıracaktım tam da. Hissetmişim demek ki bana ihtiyacın olduğunu. Bir dakika gelebilir misin? Bir şeye bakmamız gerekiyor. Tabii. Yastık kılıfı mı? Pardon? Yok bir şey. Bak Kerem, bu en klasik taktiklerdendir biliyorsun değil mi? Yani kafanı karıştırmaktan bahsediyorum. Yani seni serseme çevirecek ki gerçek duygularından emin olamayacaksın. Ne istediğini bilemeyeceksin. Sonra da o kendi küçücük aklıyla sana reddedemeyeceğin bir teklifte bulunacak. Ama yemezler de yedirmezler de. Sürekli izleyeceğim onu. Senin aklını bulandırmasına izin vermeyeceğim. Hmm. Peki Ayşe ile kendi kendime başa çıkamayacağımı sana düşündüren ne? Yani başa çıkamamak değil de... Ayşe'nin karakterini biliyoruz ya. Ona karşı en ufacık bir zaafım bile kaldıysa... Ayşe bunu kullanabilecek karaktere sahip biri. O yüzden endişeliyim. Bana mı anlatıyorsun? Onunla 7 ay evli kaldım ben. Ben de çok iyi biliyorum. İnan benim kahır dönemim. Ceyda bunalıyorum. Abartıyorsun. Son defa konuşmuş olalım bunları. Sen de işine gücüne dön. Çünkü kararım kesin artık benim. Anlaştık mı? Anlaştık. Ne diyecektin sen bana? Ha, bir şey değil ya. Seni kurtarmak için yaptım. Oh, iyi yaptın.